Günaydın sevgili seyirciler. 1 Haziran sabahında bu sıcakların başladığı zaman yeni bir aya da aynı şekilde başlamış bulunuyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Ve aynı zamanda sporla ilgili olan herkese, seyircisine, oyuncusuna, teknik direktörüne ve başkanlarına varıncaya kadar hepsine sonsuz başarılar diliyorum. Çünkü hemen geride kaldı böyle daha bir hafta önce sıcağı sıcağına Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu ve arkasından Beşiktaş'ın arkasından veya önünden Beşiktaş'ın Ziraat Bankası şampiyonluğunu, kupayı kazanması gerçekten heyecan vericiydi. Ve aynı zamanda spor olarak çok önemli iki büyük olayın başlamasının adeta hemen hemen birkaç hafta önüne geldi. Çünkü Avrupa Şampiyonası başlıyor. Avrupa Kupa ve hemen bir süre sonra da olimpiyatlar. Bunlar son derece önemli olaylar. Ama tabii ki bizim dahili mücadelelerimiz hepsinin önüne geçiyor. Hele hele Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki o önemli yıllara yayılan büyük heyecan herkese ayağa kaldırıyor. Mayıs ayında Mayıslar bizimdir der Galatasaraylılar hep. Benim de dikkatimi çekti. Şöyle benim 170 yıllık bir takvim vardır. Bu böyle hayatta benim her şeyime göm veren e, takvimdir. Ve arkasında dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken ne? Ne olmuş? 21 Mayıs 1481. 21 Mayıs 1481. Daha hemen gerideki 5-10 gün önceki olay. Diyor ki, Sultan II. Beyazıt tahta çıktı. Sultan II. Beyazıt kimdir? 49 yaşında zehirlenip öldürülen ve İstanbul'u keşfeden Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. Fatih Sultan Mehmet zehirlendikten sonra tahta çıkan 21 Mayıs 1981'de tam bundan 543 yıl önce sultan 2. Beyazıt'tır sevgili seyirciler. Sizlere devamlı söylerim sevgili seyirciler devamlı tarihten bahsedelim. Mutlaka tarihinize sahip çıkın. Spor tarihi olsun, diğer yaşam tarihi, ülkelerin tarihi olsun, ülkeler tarihleriyle yaşarlar. Bunu hemen bir kenara koyup atmayalım. Bunu beynimizin bir kenarına oturtarak hep bunu kullanalım. Şimdi nereden nereye? Galatasaraylılar ne diyorlar efendim? Mayıslar bizimdir diyorlar. Sultan Bahres de bakıyoruz. 21 Mayıs'ta dünyaya gelmiş. Dünyaya gelmiş değil. Yanlış söyledim. 21 Mayıs'ta tahta çıkmış. Yani dünyaya gelmiş gibi bir şey tabii. Ve ne yapmış? Bir gün aba gidiyor. Avcılık yaparken şimdiki Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yer o zamanlar hep açık, tarla gibi yerler. Deniz görüyor, binalar yapılmamış, şu olmuş, bu olmuş. Yani berbat bir vaziyette Yorgun argın bir kenarda duruyor, israat ediyor. Ve bir süre sonra aksaşlı bir adam elinde sarı ve kırmızılı güller, bir elinde de bir bakraç içinde ayran dolu geliyor padişahın yanına. Efendim diyor. şu anda diyor yorgunsunuzdur diyor. E, size diyor bu ayranla diyor. Bir de bu sarı kırmızılı gülleri bahçemden getirdim sunmak istiyorum diyor. Bayezid çok çok memnun oluyor. Ayranı içiyor. Güllere baktıktan sonra adama diyor ki e ee, diyor senin lakabın nedir? Benim efendim diyor lakabım gül babadır diyor. Ne istersin benden diyor. Ne dilersen söyle diyor. Efendim diyor buraya bir okul yapasınız diyor. Onu dilerim diyor. Ve Bayezid okulu Galatasaray Sultanisi olarak açıyor. Bakın hep dikkat edin Mayıs. Ondan sonra bu okulun ardından Abdülaziz 1858 yılında kapanmış olan Galatasaray Lisesi'ni yeniden açıyor. Bunlar hep aynı süreli. İkinci Mahmut'un arkasından gelen önce Fatih Sultan Mehmet, daha sonra İkinci Mahmut, Abdülaziz'ler, Abdülhamitler hepsi aynı sürelerinin adamları diyebiliriz. Tabii fazla fazla geniş cümlelerle sizi bu konuda fazla şey yapmak istemiyorum. Beyninizi doldurmak istemiyorum. Abdülaziz 58'de e, kapanan Galatasaray Lisesi'ni 68'de 10 yıl sonra yeniden açıyor. Açtıktan sonra 1151-152 yıl önce 1872'de Vefa Sultanisi'ni ve aynı yıl Pertevniyal Okulu'nu açıyor. Birisi sultani, birisi okul, ortaokul çünkü. Onu da hemen sözlerimize ekleyelim. Ve Galatasaray'ın başarıları çok önemli. Neden önemli? Çünkü Burada ülkenin en önemli kişileri yetişiyor. Yabancı lisan bilen kişiler yetişiyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, İtalyanca her türlü lisandan adam Galatasaray Lisesi'nden yetişiyor. Ve bunlar hepsi başta hariciye olmak üzere ülkenin sağlamlığı için elden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Önemli bürokratlar olarak tarihe geçiyorlar. En önemli şeyler nedir değerli seyirciler? Önce adalet, ondan sonra sağlık, sonra ekonomi, sonra da ne geliyor? Tarih. Bunlar son derece önemli özellikler ve bunları hepsini meydana getirenler Galatasaray Lisesi mezunları dünyanın dört bir yanında yayılıyorlar. Ve böylece bu arada 1905 yılında da okulda öğrenciler bir tarih dersinde veya Türkçe dersinde Futbol takımı kuruyorlar. Futbol takımı kurduktan sonra tabii ki başarılar devam ediyor. Ama 1904'te de e, İstanbul Kostantinopol Ligi adıyla çoktan kurulmuş. Fakat bu 1905'te kurulan Galatasaray, 1910-11 üst üste sırf Türklerden kurulu bir takım olarak ilk şampiyonluğunu kazanıyor. Bakın 1905 Galatasaray. Sonra Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi kim kurduruyor? Ali Samiyen. Ali Samiyen Türk sporunun en önemli kişilerinden. Galatasaray'da da başkanlık yapıyor. Aynı zamanda olimpiyat komitelerinde görev alıyor. Şuralarda görev alıyor. Yani Türk sporunun en önemli, Semih Sırrı Tarcan'dan sonra en önemli elemanlarından biri olarak akıllarda kalıyor. Galatasaray Lisesi'nde de bir başkanlık durumu var onun. Biraz sonra da size Galatasaray'daki başkanlardan bahsedeceğim. Sevgili seyirciler, önüm o kadar kalabalık ki neler 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 var. Galatasaray'da e, futbol takımı kurulduktan sonra Ali Samiyen futbol topu sorumlusu oluyor. Aynı zamanda futbol ayakkabılarının da sorumlusu oluyor. E, karşı tarafta, lisenin karşısında bir domuz sokağı vardır. Orada domuz yağından, e, domuz etleri de satarlar. E, genellikle e, yurt dışından gelenler değil sadece ülkemizde yaşayan, İstanbul'da yaşayan yabancıların da kullandığı ettir. O bakımdan o yağlar da böyle derileri yumuşatan yağlardır. Ali Sami'nin oraya gidiyor, futbol topunu her hafta yağlıyor. Yağladıktan sonra futbol ayakkabılarını yağlıyor, üstlerini boyuyor, çok çok önemli hizmetler yapıyor. Hatta bir gün bir futbol topunu kesilmiş vaziyette görünce ne yapacağız diye şaşırıyor. Orada bir ayakkabıcı var, ayakkabıcı gel buraya diyor ayakkabılarından birinin diyor bir kenarından bir parça alacağız diyor. Hay hay diyor Ali Samiyen ve ayakkabısından bir parça kösele kesilip o futbol e, üstüne yamanıyor. Futbol topunun üstüne yamanıyor. Ve toplantı var. Kulüp e, toplantısı. Başkan olarak Ali Samiyen seçiliyor. İşte şu anda da yine kendisi e, görüntüde. Ali Samiyen'den sonra e, Cevat e, ikinci numara Refik Cevdet Kalpakçıoğlu. Refik Cevdet Kalpakçıoğlu, kuruluşun en önemli adamı diyelim Ali Samiyen'le birlikte. Formaları her hafta sonu alıyor, evine götürüyor, annesine yıkattırıyor, annesine ütülettiriyor ve zaman zaman da birçok yerini dikişleyip tekrar getiriyor. Ve kendisi önce Ali Samiye, sonra Refik Cevdet Kalpakçıoğlu olarak Tahiye'ye geçiyor sevgili seyirciler. Ama kurucular listesinde bir acayiplik var. O acayiplik için Ali Samiye'ni zaman zaman böyle e, tenkit eder durumdalar. Özellikle de oğlu Özdemir Kalpakçıoğlu Tercüman gazetesinden benim yakın dostum, yakın arkadaşım, beslektaşım ve aynı zamanda yurt dışında hizmetlerde e, yapmış bir e, dostumuz rahmetli e, bana imzaladığı kitapta diyor ki Babamın hakkı yerinde diyor. Babam iki numarada diyor. Fakat diyor kuruluşlarda diyor 7 numaraya geçirirler diyor. Hatta zaman zaman kulübü böyle mahkemede, mahkemeye vermek üzere iken rahmetliyi durduruyorlar. Böylece bir durum vardır. Refik Selimoğlu, Refik Cevdet Halpakçoğlu hiçbir zaman 7. değil 2.dir. Bu bir doğru tarihtir sevgili seyirciler. Şimdi bir sürü başkan tabii geliyor, geçiyor, geliyor, geçiyor. En son başkan Dursun Özbek kutluyorum kendisini. 39, 40, 41 gibime geliyor. Bu başkanları sizlere elden geldiğince süratli şekilde sunmak istiyorum değerli seyirciler. Çünkü zamanımız birdenbire akıp geçiyor. İlk iki başkan bahsettiğim gibi Ali Samiyen ve Refik Cevdet Kalpakçoğlu. 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yapan Yusuf Ziya Öniş ise 3. başkan. Yukarıdakiler İstanbul Futbol Ligi'ni 3 kere kazanmış Ali Samiyen. Refik Cevdet bir kez kazanmış. Hemen ardından Ali Samiyen tekrar geliyor. Toplam dördüncü şampiyonluğunu alıyor İstanbul Futbol Ligi'nde. Bir de Türkiye Atletizm Şampiyonası var. Çünkü her dalda her dalda en önemli yerlere geliyorlar ve yabancı hocalarla çalışıyorlar. Ardından Ahmet Robenson geliyor. Ahmet Robenson 9 numaralı üye İstanbul Futbol Ligi ve Türkiye Atletizm Şampiyonası'nı kazanan bir başkan olarak tarihe geçiyor. İlk şampiyon takımda yer alıyor. Daha sonra antrenörlükler yapıyor ve bu tarihi adam bir İngiliz, Hint asıllı bir İngiliz albay e, oğlu olarak Türkiye'ye e, dahil ediliyor. Türk ordusuna dahil ediliyor. Vatandaşlık yapıyor. Yani Türkiye'de vatandaşlık yapıyor bu adam. Bunun abisi de şehit düşüyor. Çeşitli savaşlarımız var. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşları. Ondan önce e, yurt dışında özellikle Trakya'da e, baş kaldırmalar var. Bunları e, zaman zaman sizlere hepsini söylüyorum. E, onu da burada anmamız gerekiyor. Daha sonra Ali Haydar Şekip, Adnan İbrahim Pir Pirioğlu, onun İstanbul Futbol Ligi 2 tane şampiyonluğu, Türkiye Atletizm Şampiyonası var, iki şampiyonluğu. Necmettin Sadak meşhur gazeteci, İstanbul Futbol Ligi'ni kazandı. Abidin Daver şampiyonluğu yok, o da önemli adamlardan birisidir. Ahmet Kara, İstanbul Futbol Ligi ve Türkiye Atletizm Şampiyonası'nı kazandırdı. Tahir Kevkep kazancı yok, şampiyonluğu yok. Ali Haydar Barşal Türkiye Atletizm Şampiyonasında yer aldı. Fethi İsvendiyaroğlu, İstanbul Erkekler Basketbol Ligi, İstanbul Voleybol Ligi ve Türkiye Atletizm Şampiyonasında yer aldı. Ali Haydar Barşal İstanbul Erkekler Basketbol Ligi Türkiye Atletizm Şampiyonasında iki şampiyonluk bakın dikkat edin hep yabancı sıralarda Galatasaray'ı görüyoruz. Fakat ne yazık ki bu sıralarda devamlı futbol dışında hep Fenerbahçe'yi görüyoruz. Galatasaray'ın tarihi bir sorumluluğu var. Burada sarı kırmızılıları hem kutluyorum hem de uyarıyorum. Görevinizi lütfen unutmayın. Spor sadece futbol değil. Evet Ali Haydar Barşal'dan bahsettik. Refik Cevdet Kalpakçıoğlu sıkıştıkça Galatasaray kendisine müracaat etmiştir. Tekrar bir başkanlık durumu var. Başkan bulamıyorlar aman diyorlar sen gel. Kalpakçıoğlu'nun da çok önemli bir özelliği var. Kulüp ne zaman sıkışırsa ona müracaat eder. Bir gün maddi sıkıntılar içinde Güneş Spor'la, Güneş Spor kuruldu. Galatasaray'dan da bir sürü adamlar alındı. Yani bu program 30 dakikalık program içine bunları sıkıştırmam imkansız tabii. Sizlerin vaktinizi almak istemiyorum. Bu adam evini sattı sevgili seyirciler. İki numaralı olmasına rağmen yedi numaralı görünüyor. Bunu da söylemek ...benim görevim. Ve Ethem Menemencoğlu... ...İstanbul Erkekler Basketbol Ligi, İstanbul Voleybol Ligi... Sami e, Sayım Gogen... ...İstanbul Erkekler Basketbol Ligi... bakın ...bütün sporlar yavaş yavaş... ...hepsi başkanlar tarafından... ...parsellenmiş durumda. Sedat Siyakantoğlu e, şampiyonluğu yok. E, Nazmi Nuri Köksal öyle. Adnan Akıska öyle. E, Sedat Siyakantoğlu öyle. Tevfik Aylıçınar... ...İstanbul Erkekler Basketbol Ligi... Osman Dardağ'ın İstanbul Futbol Kupası iki kez kazanmış. Erkekler Basketbol Ligi'ni de iki kez kazanmış. Sedat Siyakantoğlu yine e, sifta yok. Muslittin Peykoğlu meşhur isimdir fakat Türkiye Atletizm Şampiyonası'ndan başka kazancı yok. Supi Batur meşhur İstanbul Futbol Ligi e, birinciliğini kazanır. İstanbul Erkekler Basketbol Ligi'nde dördüncü, Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda dördüncü, İstanbul Voleybol Ligi'nde birincidir. Burada şimdi bizim ekip var, müthiş bir ekip. Kaan Yalçın yönetmenimiz, yardımcısı Mehmet Şuşoğlu, benim yardımcım Bilal Temizel. Bu arkadaşlarımızdan rica edeceğim, özellikle Bilal'den rica edeceğim. Benim 1963 yılında Türkiye radyolarında yaptığım programlardan birisi vardır. Galatasaraylı biraz önce Supi Batur ve yanında da Yavuz İsmet Ulu o fotoğrafları lütfen arşivden bulup benim kitaptan bulup çıkarsınlar. Ee, e, çok rica ediyorum. Evet şimdi yine devam ediyoruz bu önemli kişilerle. Önemli kişilerle devam ederken Yusuf Ziya Öniş İstanbul Erkekler Basketbol Ligi 3 kez, Türkiye Atletizm Şampiyonası 2 kez, Türkiye Kürek Şampiyonası 1 kez kazanıyor. Refik Selimoğlu önemli bir adam. İstanbul Futbol Ligi'ni 2 kez, Türkiye Basketbol Ligi'ni İki kez voleybol ligini, iki kez Türkiye kadınlar Voleybol Ligi'ni, iki kez Türkiye Stopu Ligi'ni, bir kez Türkiye Kürek Şampiyonası'nı, iki kez... Bakın neler neler neler. Sadık Giz çok önemli adamdır. Galatasaray'ın adasının alınmasında önemli e, hizmeti vardır. İstanbul Futbol Ligi, İstanbul Basketbol Ligi, Türkiye Stopu Ligi, Türkiye Kürek Şampiyonası dört ve üçer kere. Geliyoruz Refik Selimoğlu'na. O da 18 kupası var. 18'in 3'ü futbolla ilgili e, önemli bir e, kişidir değerli seyirciler. Milli kaleci Ulviye Yenal. Yenal sadece kalecilik yapmadı. Türkiye'de Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü yaptı. Deniz Yolları Genel Müdürlüğü yaptı. E, çeşitli hizmetlerde bulundu. Bizi UEFA siz Asyalısınız diye atmıştı. Fakat o gitti. E, yurt dışında genel kurulda, Viyana'da genel kurulda hakkımızı Aradı, buldu. Güzel Fransızcasıyla ve Avrupa'da da tabii tanınıyor. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü şu bir sürü iş yapmış adam. Tekrar bizi Avrupa Birliği'ne aldı. Milli kalecimiz 19, aynı zamanda 19 müsabakanın, 19 kupanın ikisi futbol, diğeri ise basketbol, erkek voleybol, kadın voleybol, yani 6 kadın voleybol. Beş e, erkek voleybol, Türkiye basketbol iki şampiyonluğu var, Türkiye kupası futbol Ligi doldur doldur harca deniyor hani Süper Batur yine sırada Cumhurbaşkanlığı kupası var, Türkiye kupası iki kez biraz önce bahsetmiştim Süper Batur iki, iki kez geldi yani e, onu e, 24 25 26, 27. Başkan iki kez içinde. E, Cumhurbaşkanlığı Kupası var, Türkiye Kupası var, iki kez Türkiye Basketbol Şampiyonası, Erkekler Voleybol Ligi, Türkiye Voleybol Ligi, Türkiye Atletizm Şampiyonası, Türkiye Kürek Şampiyonası. Selahattin Beyazıt'a geliyoruz. 41 kupanın altısı futbolla ilgili sevgili seyirciler. Yurt dışında tanınan, son derece başarılı, en fazla kupaya alan başkandır. Aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'in dünya üzerinde randevusuz yanına aldığı Beş kişiden birisidir. O da bizim gururumuzdur. Ve geliyoruz bir başka gurura. Ee, Faruk Süren. Faruk Süren 31 e, şampiyonluğun 11'ini yurt dışında almıştır. Türkiye Futbol Ligi'ni 4 kez aldı. Türkiye Kupası'nı 3 kez, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 2 kez. UEFA Kupası'nı aldı. UEFA Süper Kupayı aldı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Türkiye Kupası, Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası... Türkiye Stopu Ligi, Türkiye Yüzme Şampiyonası, Türkiye Kürek Şampiyonası, Türkiye Yelken Şampiyonası. Bakın Mehmet Çansu'nun bir Türkiye Yüzme Şampiyonası var. Özhan Can Aydın'ın Süper Ligi var, Türkiye Kupası var. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Stopu Ligi, Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Türkiye Kürek Şampiyonası var. Varoğlu var. Ardından kim geliyor? Adnan Polat, Süper Lig, Süper Kupa, Stopu Ligi, Basketbol iki kez. Kadınlar basketbol iki kez. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, Euro Cup bir kez ve bunda son derece önemlidir sevgili seyirciler. Ardından Ünal Aysal geliyor. Hani o çilek derdi aldığı önemli futbolculara. 20 şampiyonluğun 5'ini futboldan almış. Süper Lig 2, Türkiye Kupası 1, Türkiye Süper Kupa 2, Türkiye Basketbol Ligi 1, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Türkiye Kupası, Euro Women, Türkiye Süt Topu, Türkiye Yüzme Şampiyonası, Türkiye Kürek Şampiyonası. Duygun Yarsuvat yaşlı olarak geldi. Hemen e, şampiyonluğunu kaptı. Bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası, bir de Kadınlar Basketbol Süper Ligi. Dursun Özbek ise e, Türkiye Kupası var, Türkiye Süper Kupası var. Euro Cup, Erkekler, Voleybol Balkan, Andre bergoven Kupası, su Topu Süper Ligi, Mustafa Cengiz Süper Lig 2. Türkiye Kupası 1, Türkiye Süper Kupası 1, Euro Cup Women, Şampiyonlar Kupası 1, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Euro League. Ee, ardından Burak Elmas Şampiyonluk Ligi 1, Avrupa Kadınlar Judo Şampiyonlar Ligi 1, Su Topu Süper Ligi, Dursun Özbek ise görevde Süper Ligi var, Türkiye Süper Kupası var, son olarak bir yine kupası var ve tabii bir de bütün bu Galatasaray'ın, bu büyük camianın, Avrupa'nın 10 e, büyük e, kulübü olarak tarihe geçen şu anda da Avrupa'da 10 büyük kulüp. Real Madrid'de ne kadar e, İngiliz kulüpleri içinde sivrilmişler varsa 10 e, kişinin, 10 kulübün arasında Galatasaray'ın adı var. Bir de hocalar. 8 tane şampiyonluğu olan Galatasaray'ın en önemli e, ismi Fatih Terim. Arkasından Gündüz Kılıç. İki kez e, Süper Lig, iki kez de Süper Lig sonrası. Dört kupası var. Kalaporevi için bir kupası var. İngiliz Brian Birch üç kez geldi. Bıkmıştı artık Fenerbahçeliler. Üst üste şampiyon, şampiyon, şampiyon. En sonunda Didi'yi aldı Fenerbahçe. Fenerbahçeli Didi, Fenerbahçe'ye iki şampiyonluk kazandırdı. Brian Birch de sonra e, Türkiye'yi terk etti. Didi ile Birch'ü bir gün yemeğe çıkarmıştım ben. Bir Galatasaray, Fenerbahçe maçından önce. Bu da benim yaptığım önemli bir gazetecilik. Burada da Olympiakos antrenörlüğüne gitti Brian Birch. Türkiye'yi terk ettikten sonra. Bir dünya boks şampiyonası için Atina'daydım. Kendisini ziyaret ettim. Burada da bakın solda Didi, sağda Brian Birch. Hemen orada da yine Aydın İlgen var benim asistanım. Ve ben. Düşünebiliyor musunuz bu? ne güç bir gazetecilik sevgili seyirciler. Fenerbahçe Galatasaray maçından önce iki tane teknik direktörü alıp yemeğe götürmüşünüz. Hadi şimdi genç kardeşlerimiz böyle bir başarıya imza alsınlar bakalım. Ben de biraz kendimi şimdi kasayım. Evet, devam ediyoruz. E, diğer e, Mustafa e, Denizli tabii çok önemli. Yup Derval, Feldkamp, Holman, ve Mircea Lucescu, Erik Gerets, Cevat Güler, Hamza Hamzaoğlu o da Galatasaray'dan yetişmiş bir elemandır. Üst üste iki son şampiyonlukta Okan Buruk. Okan Buruk çok başarılı büyük rekorlar kırdı. Zaman zaman da Galatasaraylıları bayağı böyle üzdü. Çok geç adam değiştiriyorsun diyerek, çeşitli tenkitlerde bulunarak, Yabancı transferlerin istenen sonucu vermemesini öne sürerek Okan Buruk bayağı e, teknik bir şekilde anılmaya başlandı. Ama önemli olan sonuç tabii. Sonuça bakıyorsunuz bu son derece büyük mücadelede ki Fenerbahçe'nin de çok önemli bir e, gayreti var, önemli bir başarısı var. Kafa kafaya gelmişler ama puan olarak 3 puanını da bitiriyor Galatasaray. Dolayısıyla Okan Buruğu da kutlamak lazım. Ve İsmail Kartal da Fenerbahçe'yi buraya kadar getirdiği için kutlamak lazım. Benim programım burada da sona eriyor sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Avrupa Şampiyonası'nda ve olimpiyatlarda inşallah başarılı sonuçlar alırız.